Bir pazar günü karşınızdayız sevgili izleyiciler. Gündem özel diyoruz. Türkiye'yi konuşacağız ama aynı zamanda sıcak gelişmeler var. Bugün ADD'nin yürüyüşü var. Yürüyüşü de ekranlarınıza taşıyacağız. Konuklarımızla da sohbetimizle karşınızdayız. Dünü öncelikle konuşmaya başlayalım isteriz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Bugünü de konuşacağız dediğimiz gibi ADD'nin Ulusal Birlik Yürüyüşü var bugün teröre karşı, bölücü teröre karşı. Onu da konuşacağız. Murat Karayalçın, Başbakan eski yardımcılarından. Murat Karayalçın bizlerle birlikte Dışişleri Bakanı, tabii CHP'nin önemli isimlerinden. Hepiniz tanıyorsunuz zaten, çok şey söylemeye gerek yok. Hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Beraber şimdi Türkiye'yi konuşalım isteriz. Dünden başlayalım. Şimdi benim garipsediklerim var. Bir kere onu bir belirtmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resepsiyon iptali. Türkiye bunu da gördü. Şehitler bahane edilerek. Oysa işte düğün seyran yapıldığını gördük. Nişan kız alıp verme falan. Tabii. Resepsiyon ki evet. Göbe katılacak bir yer değil nihayetinde, tabii, eğlence tabii, yeri değil. Dün CHP'nin resepsiyonu meclis bahçesinde o cıvıl cıvıl çocuklarla beraber çok güzel gerçekleşti. Ne güzel. Ama çay ocağının kapatıldığına, işte yemekhanelerin kapatıldığına tanık olduk. Yani meclis başkanlığı bir anlamda da yapıyor. Hmm. Hem yasaklıyor hem de o kadar insanı ağırlamayız diye daha önce tartışmaları oldu. Hoş değil böyle şeyler ama Türkiye bunları görüyor. Bu yaklaşımı nasıl değerlendirelim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kutlanmayışını nasıl değerlendirelim? Evet. Buradan başlayalım. Hani Türkiye'yi konuşmak için zaten buradan başlasak yeter diye düşünüyorum. Evet. Valla anlamak olanaklı değil. Yani hangi gerekçeyle böyle bir karar alındı, böyle bir uygulamaya gidildi. Ben anlayabilmiş değilim, bir anlam verebilmiş de değilim. Şehitlerle bağlantısı olumsuz yönde kurulamaz. Yani öyle bir bağlantı düşünülmüşse aslında ulusal egemenliğe sahip çıkmak, vatan topraklarına sahip çıkmak, çocuklarımız için güçlü bir gelecek yaratmak anlayışı çerçevesinde böyle bir bağlantı kurulduğunda bugünü daha da anlamını açıklayarak, anlatarak kutlamak uygun olurdu diye düşünüyorum. Son yıllarda demokrasiyi, demokratikleşmeyi, halk iradesini, ulusal iradeyi dilimizden düşürmüyoruz. Aslında her 23 Nisan'da bir fırsattır. Bir kurtuluş savaşının nasıl bu bağlamda demokratikleşme, halk iradesi bağlamında nasıl kurgulandığı, nasıl örgütlendiği ve nasıl yürütüldüğü müthiş bir fırsat. Çünkü yani ben hep şunu düşünmüşümdür, kendi kendime sormuşumdur. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmasaydı 23 Nisan 1920'de Atatürk böyle bir kararı arkadaşlarıyla birlikte ya da tek başına vermeseydi de meclis olmasaydı Kurtuluş Savaşı yapılmayacak mıydı, yürütülmeyecek miydi? Yani dünyada kaç kurtuluş savaşı, bağımsızlık savaşı, meclise seçimle gelen, iradeyi yansıtan bir meclise dayalı olarak yürütülmüştür ki. Ayrıca o meclis içinde başkomutanlık seçimle geliyor. Bir başkomutanlık yasası çıkarılıyor, tasavvur edin. Ne kadar ileri değil mi? Hani, olağanüstü bir şey. Bugünden bile ileri olağanüstü bir şey. İrade var orada. Adaylıklar konuyor. Başkomutan adayı olmak isteyenler diye bir aşama aşılıyor, yaşanıyor. Adaylıklar konuyor. Sonra başkomutanlık seçiliyor. Bir defa da hani seçilip hepten başkomutan değilsin. İşte üçer aylığına seçiliyor. Bakıyorlar, test ediyorlar. Uygulama sonuçlarını değerlendiriyorlar vesaire. Yani bu bağlamda dünyada gerçekten eşi olmayan demokratikleşme açısından, iradenin yansıtılması açısından dünyada eşi olmayan bir uygulama. Yani bunu ne kadar çok hatırlasak ve ne kadar çok gençlerimize, çocuklarımıza anlatsak o kadar iyi olur, o kadar doğru olur. Özellikle de demokrasi ağızlarından, meşruiyet sözcüğünü ağızlarından düşürmeyenlerin buradan çok ders çıkartması gerekir. Eylemleriyle de çelişkilerini yansıtıyorlar zaten. Evet, ne çok kadar açık. Çok tabii, açık çok, değil mi? Çok 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 açık bir şekilde. Belki yani belki bu tepki, belki böyle bir kararın alınması ve bu karara duyulan çok yaygın tepki 23 Nisan'da bu değerlendirmeleri yapmamıza fırsat vermiştir diye bu musibetin bir olumlu yönünü de görmüş seslendirmek olabilir. Gerekebilir. Evet, Sayın Karayalçın,
Şimdi birazdan arkadaşlarımız ADD'nin yürüyüşüne AKM önünde Ankara'da hipodromda buluştular. Buluşma alanı orası. Anıtkabir'e doğru Tandoğan'a yürüyecekler. Oradan da Anıtkabir'i ziyaret edecekler. Bölücü teröre karşı ulusal birlik diyor Atatürkçü Düşünce Derneği. Böyle bir etkinlik oluşturdu. Öğleden sonra da bir panel var. O panel de çok önemli. Ekranımızdan da yayınlanacak canlı olarak katılımcılarıyla beraber. Türkiye konuşuluyor çünkü. Ve etrafımızda yıllardan beridir hep konuşulan şeyler işte bölücü terör şu anki bizim açımızdan geleceğimizi karartan, canımızı yakan. Bugün 24 Nisan Ermeni iddiaları var, sözde Ermeni soykırım iddiaları. Onunla ilgili bütün dünyada alınan mesafeler var. Sadece bu kadarla değil, şimdi bir de IŞİD belamız var. Suriye sınırımızda yaşananlar, ortada kilise aleni saldırı var yani. Evet. Birebir kilise saldırı var. Roket düşmüyor, roket atılıyor oraya. Evet, evet, çok önemli değil mi? Dildeki bu önemli ayrıntıyı vurgulayalım. Hedef alınıyoruz yani. Ve bir şey yapamıyoruz gibi bir görüntü içindeyiz. Tüm bunlarla beraber AKP'nin de başkanlık sevdası var. Evet. Başkanlık da başkanlık. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi dedik, sözü oraya bağlamak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en etkisizleştirildiği dönemi yaşıyoruz galiba. Sizin gözlemleriniz nedir bu bağlamda? Hem analizi yapalım, hani hem gözlemlerinizi aktarın, hem de buna bir dur demek lazım. Evet. Bir şey demek lazım yani. Buna bir hesap verebilirliği çalıştırmak lazım galiba. Evet, evet, AKP'nin böyle bir takıntısı var. Her olayı, her gelişmeyi AKP'nin, AKP yöneticilerinin bu bağlamda değerlendirdiğini, fırsat çıkartmaya çalıştığını izliyoruz. Daha önce de sizinle değerlendirmiştim. Ne olduğunu bilmediğimiz, tartışmadığımız ama gelecek yaşamımızı çok temelden etkileyecek bir siyasi tercih uğruna adeta toplum sürükleniyor. Hı hı. Devlet yönetimiyle ilgili, hükümetin uygulamalarıyla ilgili hemen her şey, yapılan bütün açıklamalar bu çerçevede değerlendiriliyor. Buna göre adım atılıyor. Buna göre uygulama yapılıyor. Buna göre karar alınıyor. Ama toplum olarak nereye sürüklendiğimizi, nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Bunun çok vahim bir durum olduğunu düşünüyorum. Özellikle sizin biraz önce çizmiş olduğunuz çerçeve göz önünde bulundurulduğunda durumun vahameti bana göre daha da artmaktadır. Evet, bugün bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Şu anda kilisin Suriye tarafından yine bir roket mermisi atıldığı bilgisi geliyor. Umarım kimseye bir şey olmamıştır. Evet. Ben de bir yandan bakayım. Evet, evet. Geliyorlar. İşte seyyar bir takım kamyonetlere binip geçerken roket atıp roketli saldırıda bulunup gidiyorlar. Biz de yalnızca kınamakla ve sabit topların ateşiyle menzili yanıt, belli yani sabit derken onu anlatalım. Evet, o anlamda evet. Onunla yetinmek durumunda kalıyoruz. Onu söylüyordum. Bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Bunun başında da bölücü terör geliyor. Bugüne kadar yaşamadığımız, bugüne kadar görmediğimiz çerçevede yeni teknikler kullanılarak Türkiye'ye, topraklarımıza, evlatlarımıza bir terör saldırısı yapılmakta. Bir yanda o var, onu aşmak durumundayız, onunla mücadele etmek durumundayız. Topraklarımızı, evlatlarımızı korumak, esirgemek durumundayız. Bugün gerçekten 24 Nisan'ın yeniden Ermeni iddiaları çerçevesinde değerlendirileceği, Türkiye'nin aleyhine değerlendirileceği bir günü yaşayacağız. Ben bu arada Sayın Elekdağ'ı sevgiyle anarak birkaç gün önce kaleme aldığı bir yazıyla bizlere ilettiği Fransa'da Türk-Fransız ortak örgütü olan bir girişimin elde ettiği sonuçları izin verirseniz izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Ermeni soykırımının reddedilmesini cezalandıran yasayla ilgili bu Türklerin ve Fransızların birlikte kurmuş oldukları bir sivil toplum örgütü Fransa Anayasa Mahkemesi'ne kadar giderek çeşitli süreçlerden geçip bunun yanlışlığını orada karara bağlattılar. Böyle bir karar alınmasını sağladılar. Anayasa Mahkemesi diyor ki bu böyle bir karar yasama organının kararı olamaz. Böyle bir karar ancak ve yalnız
mahkeme kararı olabilir. Yargı kararı olmadan da böyle bir karar kullanılamaz. Dolayısıyla önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Bana göre çok önemli bir şey. O var. Öte yandan işte IŞİD saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Yani böyle bir ortamdayız. Zor günler geçiriyoruz. Ama AKP yönetiminin bütün kadrolarının aklında olan bu başkanlık rejimi ne zaman olsa, hangi fırsat ortaya çıksa böyle değerlendiriyorlar. Evet, bir şekilde buna da itiraz etmemiz gerekiyor galiba. O yüzden şimdi bir ADD'nin yürüyüşüne bakalım. Sonrasında size sormak istediğim şey şu. Şimdi resepsiyon yasaklandı AKP tarafından ve Cumhuriyet Halk Partisi doğru bir karar vererek gerçekten dün tarihi bir gün yaşattı Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu bağlamda gözlerin çevrildiği parti de Cumhuriyet Halk Partisi. Deminden beri konuştuğumuz bütün konularda gözlerin çevrildiği tabii. Cumhuriyet Halk Partisi daha mı aktif olmalı, daha başka şeyler yapmalı mı? Sizin tecrübelerinizi yansıtalım diye soracağım bunu. Ama önce bir bakalım ADD'nin yürüyüşüne. Tamam. Betül Ersöz hattımızda. Evet, görüyoruz Betül'ü de. Betül, oradaki durum, yürüyüş başlamadı galiba değil mi? Bir durumu aktarır mısın? Nasıl bir atmosfer var? Semra Topçu, ilk önce senin sorunla başlayalım. Yürüyüş henüz başlamadı. Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanmalar başladı diyebiliriz. Yürüyüşün saatini merak edenler için onu da hemen belirtelim. Saat 12'de başlayacak yürüyüş. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği bir yürüyüş bu. Atatürkçü Düşünce Derneği şehit haberlerine ve terörle yaşamaya alışmadık. Alışmayacağız. Acılardan saklanarak, korkarak kurtulamayız. Aksine vatanımıza ve insanlığımıza sahip çıkma irademiz bilenmelidir diyerek aylardır bugünkü yürüyüş için çağrı yapıyordu. İşte bugünkü bu çağrının ardından binlerce vatandaş diyebiliriz. Türkiye'nin birçok yerinden bugünkü yürüyüş için Ankara'ya, yani toplanma alanının bulunduğu yere, Atatürk Kültür Merkezi'ne geldi. Saat 12'de başlayacak demiştik yürüyüşümüz. Tan Doğan güzergahı boyunca devam edecek ve yürüyüş Anıtkabir'de son bulacak diyelim. Biraz da buradaki atmosferden bahsedelim kısaca bu bilgiyi aktardıktan sonra sizlere. Çok sayıda kişinin katıldığını söyleyebiliriz. İnsanların ellerinde ADD flamaları ve Türk bayraklarıyla milyonlarca insan şu anda burada. Güvenlik önlemlerinden de bahsedelim birazcık. Polis burada yoğun bir güvenlik önlemi almış durumda. İnsanlar, buraya gelen vatandaşlar 3 ayrı güvenlik noktasından üstleri aramadan geldiler. Çok sayıda da polisi şu anda görüyorsunuz zaten. Ekranlarımıza yansıtıyoruz. Yoğun bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda da yanımızda Öner Tanık var. ADD Genel Sekreteri. Aynı zamanda bu yürüyüşü organize eden kişi de, kişiler arasında biri. Ona da soralım, bu yürüyüş hakkında biraz bize bilgi versin. Evet, neler söyleyeceksiniz? Şimdi bölücü teröre karşı ulusal birlik yürüyüşünde toplandık. Sizin de belirttiğiniz gibi derneğimizin binlerce üyesi burada şu anda. Onun yanında başka örgütler, siyasi partilerden de destekler var. Biz Türkiye'nin terörle terbiye edilmeye çalışıldığı, sindirilmeye çalışıldığı bir ortamda cesur bir iş yapıyoruz. Ama şunu söylemek gerekir, insanlar bireysel olarak korkabilirler ama Türk milleti korkmaz, toplum korkmaz. Toplum korkarsa siyasi iktidar istediği her şeyi yapabilir duruma gelir. Biz bugün burada meydan okuyoruz. Karanlığa karşı, bölücülüğe karşı, gericiliğe karşı meydan okuyoruz. Ve tekrar her şeyin normalleşeceği, demokrasinin bütün kurumlarıyla işler hale geleceği bir Türkiye için, tam bağımsız ve egemenliğin ulusta olduğu bir Türkiye için bugün Ankara'dan ses veriyoruz. Bütün yurttaşlarımızı Ankara'da bu toplantıya davet ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Evet Semra Topçu, biraz da vatandaşların düşüncelerini alalım. Türkiye'nin dört bir yanından geldi dedik bu vatandaşlar için. Soralım bakalım kendilerine neler söyleyecekler bize. Öncelikle size şunu soralım. Nereden geldiniz bu yürüyüşe? İzmir'den. Teröre karşı tepkinizi göstermek için buraya geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Yani artık ülkemizde barış istiyoruz. İşte insanlar ölmesin. Ben üniversite öğrenciyim. Üniversite öğrencileri ölmesin. Eğitimin önüne açılsın. Yani biz bunlar için buraya geldik. Davamız bu, savaşımız bu. Bunun için buradayız.
Teşekkür ederiz. Size de soralım. Siz de geldiniz. İzmir Şubesi'niz siz galiba. Siz neler söyleyeceksiniz? Şu an burada olmaktan çok mutluyuz. Ne diyebilirim? Çok heyecanlıyım. Peki size soralım. Ben de ilk defa katılıyorum. Çok mutluyum. Barış istiyorum. Atatürk ilke ve ilgili haklarından hiçbir zaman taviz yok. Aynı yolumuzda devam edeceğiz. Siz de teröre karşı tepkinizi göstermek için geldiniz. Ön saflarda yer alıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Biz çok şey söylemek isteriz aslında. Şu duruşumuz bile bir her şey söylüyordur. Biz PKK'ya da karşıyız. Biz faşizme de karşıyız. Biz Tayyip'e de karşıyız. Biz Atatürk'ün yanındayız. Cumhuriyet'in yanındayız. Cumhuriyet'in Atatürk'ü sevmeyeni biz de ömür boyu sevmeyeceğiz. Korkmayacağız. Asla korkmayacağız. Çok teşekkürler. Siz de terörle yaşamayacağız, yaşamaya alışmayacağız diyerek bugün buraya geldiniz. Evet. İzmir'den geldiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Benim tek söyleyeceğim, bütün Atatürkçülere selam olsun. Teröre her zaman karşıyız. Ülkenin bölünmesine karşıyız. Bölünmeye çanak tutanlara da lanet olsun. Çok teşekkür ederiz. Siz neler söyleyeceksiniz? Elinizde Atatürk bayrağı, Türk bayrağıyla kalkmış geldiniz. Bursa'dan geldik. Cumhuriyetimize sahip çıkmaya geldik. Atatürk'ümüze sahip çıkmaya geldik. Vatanımızı böldürmeyeceğiz. Askerimize, polisimize de başarılar diliyoruz görevlerinde. Çok teşekkür ederiz. Biraz da gençlere soralım. Siz neler söyleyeceksiniz? Türk'üz, doğruyuz, çalışkanız, kazanacağız. Bu yolda ilerliyoruz. Siz nereden geldiniz? Menemen Şubesi, İzmir. Size de soralım. Merhaba. Evet, İzmir'den geldik arkadaşım. Güzel bir etkinlik oldu ADD olarak. Çok iyi, çok mutluyum. Arkadaşlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Çok mutluyum yani, öyle demek istedim. Terörle ilgili ne söyleyeceksiniz? Peki teröre karşı tepkinizi göstermek için bugün buraya geldiniz? Evet, teröre karşı bugün tepkimizi göstermek için buraya geldik. Hani her gün şehit haberleri alıyoruz. Artık hani takit yani buramıza kadar geldi. Hiç hoş bir şey değil bizim için, hani gençler için. Hani hiç istemiyoruz artık. Bitsin artık, ne zaman, nereye kadar sürecek bu işkence? Öyle yani. Çok teşekkür ederiz. Şöyle geçelim. Sizlere de soralım. Siz de neden geldiniz? İzmir Karabağlar. Siz neler söyleyeceksiniz? Teröre tepkinizi dile getirmek için buraya geldiniz. Bu yürüyüşe katıldınız. Terörü lanetliyoruz. Siz terörü lanetliyorsunuz. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Benim. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi teröre karşı gelmek için geldik buraya. Teröre karşı gelmekle beraber Atatürk'ümüzün kutsal olarak oluşturduğu Atatürk çiftliğini, orman çiftliğinin talanına hayır diyorum. Anayasaya hayır diyorum. Zaten anayasamız var. Eğer insanca uyulsa burada en güzel şekilde o anayasaya uyarak yaşarız. Yeni anayasaya hiç gerek yok. Bunun için buradayız. İzmir'den geldik. Evet Semra Topçu, size buradaki atmosferi aktarmaya çalıştık, vatandaşların düşüncelerini aktarmaya çalıştık. Yürüyüş saat 12'de başlayacak dedik. Zaman zaman yürüyüşten bağlantılarımız olacak, vatandaşların düşüncelerini de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Evet teşekkür ederiz Betüler Söz, oradaki havayı da aldık. Katılımcıların duygularını da almış evet. olduk. Kaygıları herkes de aynı aslında görüyoruz. Evet. Ben de sokağa çıktığımda beni gören de hani artık tanınırlık olduğu için tabii. ne olacak böyle diye tabii. soruyor. Tabii. Şimdi ben o soruyu size göndermek evet. istiyorum. Evet. Ne olacak böyle? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemi ortada. Dünkü o girişimle beraber daha da iyi anladık. Evet. Daha da iyi anladık. Ama oraya bir takviye mi lazım? Başka türlü bir organizasyona mı ihtiyaç var? Gücü daha da katlamak halkla birlikte. Ne düşünüyorsunuz? Ne yapılabilir? Yani gündemimizin en önemli, en temel konusu bu. Türkiye'nin kentleri, yerleşim yerleri bölücü terör örgütünün saldırısıyla sarsılmakta. Topraklarımıza, evlatlarımıza biraz önce dediğim gibi saldırılar yapılmakta. Aslında bu daha önce parti yöneticilerimizin, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin birkaç kez kanıtlarıyla ve çok açık bir biçimde ortaya koydukları gibi AKP hükümetinin
çözüm sürecindeki yanlışlıklarının bir sonucu olarak yaşanmakta. İşler bu noktaya geldikten sonra peki bundan sonra ne olacak sorusu yanıtlanması zor bir soru haline geliyor. Çünkü süreç ciddi olarak karmaşıklaşıyor. Ama iş buraya gelmeden önce hem terörün belini kırmak için hem de Kürt sorununu çözmek için, toplumsal barış için, kardeşlik için nelerin yapılması gerektiğini Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok açık bir biçimde ortaya koymuştuk. Ayrıca bizim dediğimizi yapmayacaklarını gördüğümüzde kendilerinin içine girdiği bu süreçle ilgili olası olumsuzlukları da dile getirip dikkatlerini çekmiştik. Ne bizim dediğimiz oldu, ne bizim dikkat çektiğimiz konular üzerinde duruldu. Sonuçta bugün binlerce insanımızın biraz önce gösterildiği gibi öfke içinde, tepki içinde sokaklara döküldükleri, gerçekten birliğimizi, hatta topraklarımızın bütünlüğünü tehdit eden bir olayla, bir durumla, bir süreçle hatta karşı karşıya kalındı. Şimdi buna eklenenler de var. Bunu biz kendi topraklarımızda yaşıyoruz. Ama topraklarımızın hemen dışında Irak'ta yaşananlar var, Suriye'de yaşananlar var, IŞİD'in yaptıkları var, kilise atılan roketler var vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştan bu yana dile getirdikleri, çözüm önerisi olarak söyledikleri bugün daha da büyük bir önem taşıyor. Geçerliliğini daha fazla ortaya koyuyor, sergiliyor. O nedenle ben yani işin siyasi yanını da mümkünse bir yana bırakarak Cumhuriyet Halk Partisi... Bu parti durumu değil çünkü evet, bu Türkiye evet, için. Evet, çok zor bir durumdayız. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Eski bir başbakan yardımcısıyım, hükümet mensubuyum. O nedenle gözleme olanağını belki daha rahat bulabiliyorum. Değerlendirme olanağını daha rahat buluyorum. O nedenle söylüyorum, oradan hareketle söylüyorum. Belki işin o yönünü de bir yana bırakarak insanlarımızın, toplumumuzun ihtiyacını duymak istediklerini, birlikteliği, hep söylenen beraberliği de göz önünde tutarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerilerine, dış siyasetle ilgili, Suriye siyasetiyle ilgili, Orta Doğu siyasetiyle ilgili, terör süreciyle ilgili, Kürt sorununun çözümüyle ilgili söylediklerini hatırlamakta ve ona göre bir siyaset çizgisi çizmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Yani biz, bizim oy oranımız ne olursa olsun, biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bizim topraklarımıza karşı, ulusumuza karşı, halkımıza karşı hiçbir ayrım yapmaksızın söylüyorum. Özel sorumluluğumuz var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %25 olur, %25-8 olur, 45 olur, 20 olur, 15 olur fark etmez. Biz Türkiye'nin pusulasıyız. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediklerine, sesine kulak verilmelidir. O nedenle bunu öneriyorum Semra Hanım. Huzur de, için, ülkenin geleceğini barış içerisinde tesisi için çok şart aslında söylediğiniz şeyler. Evet, bunu gerekli görüyorum. Yani Türkiye'nin geleceği için gerekli görüyorum. Bir de hani 23 Nisan'ı andığımız bir sırada çocuklarımız için, geleceğimiz için bu daha da büyük bir önem taşıyor. Bir de onun altını çizmek istiyorum. Vatandaşlar dünkü bu görüntülerde grup toplantısından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, CHP'nin grup toplantısından işte burada konuştuğumuz şeyde ne kadar elzem yasakladık dediler. CHP olmasaydı eğer, CHP böyle bir girişimde bulunmasaydı eğer, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk anıtına çelenk koymak, iki tane de tokalaşmak, iki elle tokalaşmak olarak kalacaktı. Evet. Ne kadar... Üzülüyor insan. Evet, işte demin dediğim gibi musibetlerden bazen fırsatlar da çıkıyor. Yani şimdi çocuklarımız bu güzel görüntüyü hep birlikte izlediğimiz bu güzel görüntüyü mecliste sergilediler. Murat Bey, bu çocuk bir de bir kereden çok şey olur dedi. Bir de bilinçliler yani orada konuşma yapıyorlar ama inanılmaz. Bir kereden bir şey olmaz değil, çok şey olur dedi. Müthiş alkış aldı. Bu o alkış mı? Evet. Çok güzellerdi. Sağ olun. Evet.
Çok güzellerdi. Bakar mısınız? Gerçekten cıvıl cıvıl çok. Yani bizim, grup salonu da ilk defa bu kadar güzelleşiyor çocuklarla. Aynen. Evet. İnanılmazdı. Hakikaten orada ben böyle tüylerim diken diken oldu. O kadar güzel bir görüntüydü ki. Evet. Hem çocuklarla beraber hem de bayram, bayraklar, balonlar. Evet. Çok evet. Güzel bir an. Tarihi bir gündü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği bu organizasyon hakikaten tarihi bir gündü. Ne kadar önemli olduğunu da anlamış olduk. Evet. Ne kadar özlediğimizi de herhalde anlıyoruz böyle zamanlarda. Neyi özlediğimiz belli, malum. Evet. Peki şimdi bir yandan da dokunulmazlık meselesi var Sayın Karayalçın. İşte başkanlığa giden yolda anayasa hazırlıyorlar. Az evvel canlı bağlantıda ADD'nin bağlantısında anayasaya da karşıyım dedi. Evet, yeni evet. Anayasayı yeni kastediyor. Anlamda, evet. Evet, vatandaşlardan birisi. Bir hazırlık var ve belli bir yöne doğru Türkiye'yi götüren bir üst akıl diyor kimileri. Evet, bir irade var. Evet, onu görüyoruz. Evet. Buraya karşı nasıl bir reaksiyon göstermek gerekir sizce? Hani bir de dokunulmazlıkların tartışılan boyutu oldu çünkü. Muhalefetin sesi kısılacak diye. Orada biraz bir muhalefet de acaba eleştirildi. Sizin düşünceniz nedir? Hani onca tecrübeyle ne görüyorsunuz bu hamlede? Evet. Siyasi kararlardan o kararla bağlantılı sorunların aşılmasına ne ölçüde katkı sağlanacağı, ne ölçüde yarar sağlanacağı düşünülmeli. Yani bir karar alacaksanız o kararın bağlamına bakmalısınız ve o kararın bağlamına alacağınız kararla ne ölçüde katkıda bulunacaksınız, bunu görmeye çalışmalısınız. Yani eğer alacağınız karar aşmak istediğiniz sorunun çözümüne katkıda bulunuyorsa o kararı almalısınız. Bir katkısı yoksa, hatta bir olasılıkla olumsuz bir etkide bulunması söz konusu olabilecekse o kararı almaktan kaçınmalısınız. Şimdi dokunulmazlıklarla ilgili girişimin altında yatan HDP'li, artık hepimiz biliyoruz ki HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması. O nedenle soruyu daha net bir şekilde sorayım. HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması bizim bölücü terörle mücadelemize ne katkıda bulunacak? Bizim birliğimize, bütünlüğümüze, kardeşliğimize, toplumsal barışımıza ne gibi katkıda bulunacak? Bir katkısı olacak mı, olmayacak mı? Yani parlamentoda temsil edilmedikleri zaman ne olacak? Olası sonuçlarını dikkate alarak tüm yönleriyle söylüyorum. Yani 94'te yaşadığımız, ben o zaman hükümetteydim. Milletvekili olmadığım için mecliste değildim, genel kurulda değildim. Ama başbakan yardımcısıydım, CHP'nin genel başkanıydım. O zaman yaşamış olduklarımızı da dikkate alarak bu soruyu soruyorum. Ben bir katkısının olacağı kanısında değilim. Bir defa onu ifade edeyim. İkincisi, Sayın Genel Başkan'ın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna kapalı, basına kapalı grup toplantısında yaptığı konuşmanın basına yansımış olan bölümünü okudum. Orada parti yönetiminin özel bir taktik değerlendirme içinde olduğu sonucuna vardım. Konuyu o yanıyla da görmek gerekir diye düşünüyorum. Ama ben bütün bunları bir yana bırakarak bireysel değerlendirmemi söyleyeyim. Böyle bir oylama süreci yaşanamaz. Toptan bir karar alınamaz. Her olayı kendi özelinde, dosyası özelinde değerlendirmek gerekir. Anayasal çerçevesi var onun da zaten. Evet, evet. Yani zaten öngörülen de bu. Yani anayasanın öngörmüş olduğu da bu. Toptan bir karar alınır mı Allah aşkına ya, 300-500 kişi için? Yani hem bir işe yaramayacak, hem dediğim gibi Türkiye'nin bölücü terörle mücadelesine bir katkısı olmayacak. Hem barışı, kardeşliğimize, birlikteliğimize bir katkısı olmayacak. Hatta olumsuz katkıları olabilecek bana göre. 94'ü dikkate alarak, anımsayarak söylüyorum bunu. Hem de böyle bir toptan bir karar verme yoluna gidilecek. Bu bir meydan okuma işi değil.
hodri meydan deme işi de değil. Yani siyaset akıl işi. A partisi B partisi işi hiç değil. Değil. Türkiye yani söz konusu. Ben milletvekili olsam, parlamentoda olsam her dosyayı kendi özelinde değerlendirmek isterim. Yani falancayla ilgili oyum öyle olur, filancayla ilgili oyum böyle olur. Bireysel olarak değerlendirmek isterim. Bana göre yapılması gereken de budur. Ama bu böyle yapılmıyor. Toptan bir yaklaşımla, karşılıklı hodri sözcüklerinin kullanıldığı bir anlayışla bu getirilip önümüze... Bence çok yanlış. Bence çok yanlış. Şimdi bizim içimizde de bunun bir tartışması oldu. Ayrıntılarını bilmiyorum ama Sayın Genel Başkan'ın basına yansıyan açıklamalarını bir taktiksel değerlendirme içinde olunduğunu da görüyorum doğrusu. Gelişmeler önümüze neyi getirecek şu anda kestiremiyorum. Ama anayasayla ilgili, anayasa değişikliği konusunda anlamaya çalışıyorum. Kendi içlerindeki değerlendirmenin, yani AKP'yi kastediyorum. AKP içinde, AKP'nin yükseklerinde yapılan farklı değerlendirmelerin sonucunun bizler için ne olacağını kestirmeye çalışıyorum. Yani bir taslak hazırlıyorlar. Onu ne zaman getirir? Haziran'da mı getirecekler? Mayıs'ta mı getirecekler? Bir demlenmedi ama bir ne olacak? Evet. Sanıyorum demleme... bir kısa aramız var. Var değil mi arkadaşlar? Bir kısa ara demiştiniz ama atlamış olmayayım. Evet, arayı verelim. Size şöyle bir soru sormak istiyorum. İzleyenlerimiz de bilsinler, bizden ayrılmayın demek istiyorum aslında onlara. Sizinle daha önceki değerlendirmemizde Amerika Birleşik Devletleri'nin de, yani batılı güçlerin Türkiye için mezhepsel bir, tıpkı Afganistan'daki gibi, Irak'taki gibi bir yaklaşım içinde olduklarını, geleceği öyle planladıklarını ifade etmiştiniz. Şimdi onunla beraber bir değerlendirme yapalım istiyorum. Önümüzdeki süreçte Türkiye'ye biçilen elbise. Birileri biçer o elbiseyi de biz giymek zorunda değiliz. Tabii. Onu bir açığa koyalım istiyorum. Tabii. Kısa bir aradan sonra. Tabii. Murat Karayalçın'la, Sayın Karayalçın'la sohbeti sürdürürken reklam arasına geçmeden önce ne dedik sevgili izleyiciler? Türkiye'ye Batı'nın biçtiği, Batılı devletlerin, egemen güçlerin ne dersek diyelim biçtiği bir rol var. Bir elbise var. Burayı biraz aydınlatalım istiyoruz. Çünkü gördük ki işte Irak'ta Amerikan varlığı, Kürt bölgesi denilen bölgenin referandumla artık devletleşme çabası. Suriye'ye bakıyoruz, orada bir Amerikan üssünden söz ediliyor artık. Bir de üs var orada. Yani emperyalizm de gayet açık, net gözümüzün önünde bir şeyler yapıyor bölgede. Ve bize de Irak ve Afganistan'ın yaşadığı gibi bir siyasi sürece mi itiyorlar bizi acaba? AKP burada etkisiz kalıyor eğer itiyorlarsa, bunu kabul edersek böyle bir yargıyı. AKP'nin burada etkisiz kaldığını ve ülkeyi o gücün altında ittiğini görüyoruz. Evet. Daha net mücadele edebilmek için burayı biraz netleştirelim mi? Nereye doğru gidiyoruz? Evet, bunun netleştirilebilmesi için kimse yanlış anlamasın. Cumhuriyetin temel değerlerinin ve Atatürkçü anlayışın bir kez daha yüksek sesle ortaya konması gerekiyor. Bir kez daha Atatürk'ün izinden, yolundan gidilmesinin gerekli olduğunun tespit edilmesi bir zorunluluk olarak önümüzde duruyor. Aslında bunu daha önce de yaşadık. Bugün Türkiye'ye ve bölge ülkelerine giydirilmek istenen elbisenin şeklini, şemailini 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 5 aşağı 5 yukarı gördük, yaşadık. O elbiseyi giyenler oldu. Türkiye gibi o elbiseyi Atatürk'ün öncülüğünde, önderliğinde verilen bir mücadeleyle reddedenler oldu. 100 yıl geçti. 100 yıla yakın bir süre geçti. Ve görüldü ki o elbiseyi giyenler 100 yıl sonra daha da perişan bir vaziyete geldiler. O elbiseyi reddeden Türkiye bütün sorunlara rağmen ayakta durmakta, ayakta kalmakta. Şimdi yeniden bir giyim kuşam çabası içindeler. Yeniden bir şeyler giydirilecek, yeni elbiseler giydirilecek, yeni kalıplarla, yeni biçimlerle. O nedenle Türkiye'nin burada bu dönemde bugüne kadar yaşadıklarımızdan hareketle söylemesi gereken çok söz olduğunu düşünüyorum. Ey bölge halkları,
demeli Türkiye. Bir bölgeye bakın, bir bize bakın demeli Türkiye. Şimdi bunun için AKP'nin izlemekte olduğu Atatürkçü çizginin dışına düşmüş olan dış siyaset anlayışını da AKP'nin bu anayasayla, yeni anayasa girişimiyle Türkiye'ye dışarıyı bırakın, Türkiye'ye giydirmek istediği elbiseyi de öncelikle değiştirmesi gerekiyor. Yani AKP'nin Türkiye'ye giydirmek istediği elbise ve AKP'nin bölgede üstlenmiş olduğu öz görev, bölgede izlemekte olduğu siyaset. Eş başkanım cümlesiyle ifade olan diyelim. Evet, bunlar değiştirilmeli. Yani bu böyle gitmez, gidemez, gitmemeli. Bu dönemde özellikle bölgenin giyeceği yeni elbiseden, o dar kalıplardan kurtarılması için Türkiye çok büyük bir görev düşüyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyoruz ki bunu 180 derece Türkiye'nin izlediği Orta Doğu siyasetini, Suriye siyasetini 180 derece değiştirmeden sonuç almamız olanaklı. Ama maalesef AKP bir aymazlık içinde. AKP bu değerlendirmemizi anlayabilmiş değil. Tam tersine Suudi Arabistan'la birlikte bölgede bir takım Sünni askeri ittifakların şekillendirilmekte olduğu izlenimini veren ilişkiler içine girmekte. Bu yanlış. Yani bu yanlışı bir Arap Baharı denen bildiğimiz sürecin ardından sergilediler. Şimdi yeni bir yanlışın içine girdiler, girmekteler. Bunun önlenmesi gerekiyor. Başkanlık sistemini öngören bu anayasa girişiminin de mutlaka tartışılarak, Türkiye için yanlışlıkları mutlaka ortaya konularak reddedilmesi gerekiyor. Başkanlık rejiminin Türkiye'ye getirecekleri, AKP'nin Suriye ve Orta Doğu siyasetini bölgeye ve sonuçta Türkiye'ye getirecekleri birlikte değerlendirildiğinde, evet bugünlerde çok bölücü terörle falan karşı karşıyayız, çok zor günler geçiriyoruz ama önümüzde daha da zor günler geçirebiliriz. O yüzden ben bütün halkımızı, bütün insanlarımızı konuyu bu yönüyle değerlendirmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu açıdan bir kez daha ele almaya davet etmek istiyorum. Yani bir böyle bir propaganda şeyi gibi gözüküyor ama değil, gerçekten değil. Yani çok çok ilginç bir dönemin içindeyiz. Yani MHP'si de AKP'si de çok değerli isimler var bütün partilerin içerisinde. Evet. Herkesin buluşacağı nokta Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyledikleri. Evet, Atatürkçü diyorum. Atatürkçü çizgi diyorum. Yani efendim Atatürk CHP'nin genel başkanıydı falan. Yani onlara girmiyorum hiç. Onların bir anlamı yok. Yani Atatürk'ün izlediği ve başka siyasi partilerin de izledikleri, aslında yani Adalet Partisi'nin de, affedersin, Adalet Partisi'nin de, Demokrat Parti'nin de, Doğru Yol Partisi'nin de, Ana Vatan Partisi'nin, bunların hiçbirisi CHP'li değil. Onlar da bu çizgiyi izlemişlerdi, yürütmüşlerdi. O nedenle o çizgiyi hatırlatıyorum. Onun için bunu CHP partizanlık vesaire diye kimse bakmasın. Evet. Şimdi belki burada şunu da söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku zaten bu ülkenin ilk ne diyelim senediydi. Tabii. Ortaya koyduğu senetti. Tabii. Bu devletin, tabii, altı ok devletin, tabii, okuydu. Evet. Ve o altı okla beraber Türkiye'de 10 yılda, evet, 15 milyon genç, tabii, yaratıldı. Evet. Yani dolayısıyla bir evet bütün partiler bu çizgideydi ama güncelleme derken, bir başlangıç ayarları derken döneceğimiz yer var. Bir orayı dönmek, bütün partilerle beraber bunu yapmak. Çok iyiydi, çok iyi söyledin. Yani başlangıç ayarlarını kullanmamız lazım ve bunun bu söylediğimin asla hamasetle ilgisi yok. Hı hı. Yani bugün bölgede yaşadığımız, bölgenin her metrekaresinde, merhem bu ülkenin merhemi bu. Bölgenin her yerinde yaşadığımız sorunları aşabilmemiz, bu sorunların Türkiye'ye yansımasını önleyebilmemiz, Türkiye'nin yeni dönemde, yani ikinci yüzyılda diyeyim, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yüzyılı dikkate alıp, bundan sonraki yüzyılda gerçekten bölgeyi bir barış bölgesi, bir kalkınmışlık bölgesi haline getirebilmek için rol üstlenebilmesi bence buna bağlı. Bunun yapılabilmesine bağlı. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte devleti kuran parti vesaire kimliğinin
aradan bu kadar yıl geçtikten sonra hala tekrar edilmesinden çok yana değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat kimliğinin, halkçı kimliğinin daha çok öne çıkarılması gerektiği düşüncesindeyim. Şimdi biz halkı kucaklayan, halkı iktidara taşıyan bir siyasi programın peşindeyiz. Ama maalesef bu yaşadıklarımız, bu karşı karşıya kaldığımız olaylar dönüyor tekrar başlangıç ayarlarına, sizin de biraz önce dediğiniz gibi başlangıçta söylenmiş olanlara, oradaki temel siyasi değerlendirmelere göz atmamızı, onları öne çıkartmamızı gerektiriyor. Bize, bana şey gibi görünüyor Sayın Karayalçın, biraz da sürenin sonuna geliyoruz, hem de toparlamış olalım. O gün, şu günleri yaşarken o günlerde daha ileri bir irade konmuş, daha çağdaş, daha medeni, daha halkını düşünen, evet, alt oktan biri halkçılık tabii, sonuçta. Tabii. Şu ana baktığımız zaman çok çok ciddi geriye gitmişiz gibi, evet, geliyor. Onun için böyle söylüyorum. Evet. Yoksa sosyal demokrasi bu çağın gereklerinde tabii, en âlâ formül zaten. Tabii, tabii, tabii. Yani koşullar da çok değişiyor. Yani bölgedeki koşullar da öyle. Yani 100 yıl öncesinde karşı karşıya olduğumuz koşullarla bugün bölge olarak, ülke olarak karşı karşıya olduğumuz koşullar aynı değil. Daha kötüleşmiş olanları var, daha iyileşmiş olanları var. Bugünün gerektirdiği bir siyasetin ortaya konması gerekiyor. Ben bunu böyle görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısını bütün siyasi partilerimizin, yurttaşlarımızın, hangi partinin mensubu olurlarsa olsunlar, buna göre değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bir pusula ve onun gereğini yerine getirme çabası içinde. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. O pusulanın önümüzdeki süreçte yolumuzu açmasını ümit ediyorum ben de. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Sayın Murat Karayalçın'ı uğurlayacağız ama gündem özele devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın diyoruz. Özellikle şunu vurgulayalım. Bence çok yerinde bir sohbet oldu böyle bir günde. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini konuşurken hesap gününün bir gün geleceğini de biliyoruz. Ve o hesap gününde herkes nerede duruyorsa orada hesabını verecek diyoruz. Saat başında tekrar beraberiz. Bizden ayrılmayın. Wow, güzel, müthiş.